TRT Diyanet TV'den hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Bugün 13 Haziran Salı ve gündemin Türkiye'nin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Az sonra ekrana yansıyacak olan iletişim bilgilerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Gündem başlıyor. Sayın seyirciler, İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentte deprem korkusu yaşandı. Ege Denizi'nde 6.2'lik deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Neyse ki bu afet can kaybı olmadan atlatıldı. Kandilli 6.3, AFAD 6.2 olarak açıkladı. Ege Denizi'nde İzmir'e bağlı Karaburun'un 23 kilometre açığında meydana gelen deprem vatandaşlara büyük korku yaşattı. Zeki Bey! Hayır, geldim geldim. Sallanıyor. Saat 15.28'de kayda geçen depremden en çok etkilenen il kuşkusuz İzmir'di. Ekipler Karaburun ve Dikil ilçelerinde keşif çalışması yaptı. Valilik herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı. Balıkesir Edremit'te ise deprem sırasında yıkılan metruk bir binadan kopan parçalar seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı olmadı. Depremin etkili şekilde hissedildiği kentlerden biri de Çanakkale'ydi. Çok korktum. Yer kaydı zannettim. Biraz önce deprem oldu. Hissettiniz mi? Hissettik abi. Bayağı bir salladı. Ne kadar sürdü tahmini? 10 saniye falan sürdü. 6.2'lik deprem İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. İlk depremi bazıları 4'ten büyük, çok sayıda artçı sarsıntı izledi. Türkiye'de büyük korkuya sebep olan deprem nedeniyle Midilli Adası'nda bazı evler yıkıldı. Yunanistan'dan can kaybı olmadığı açıklaması geldi. Sayın seyirciler, bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik diplomatik tecrit ve ambargosu sürüyor. Körfez'deki gelişmeleri endişeyle takip eden Türkiye ise diplomasiyi canlı tutmaya çalışıyor. Bu arada Filistinli din adamları Katar krizi sonrası Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı El Karadağ ile ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Türkiye'nin Katar kriziyle ilgili arabuluculuk çabaları sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçileri ile görüştü. Körfez bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Çavuşoğlu'nun büyükelçilere uluslararası toplumun beklentilerini dile getirdiği belirtildi. Gelişmeleri yakından takip eden Batı dünyasındansa Körfez kriziyle ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta içinde Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmund Gabriel, kriz savaşa dönüşebilir ancak ilerleme sağlanması için şansımız var ifadesini kullandı. Bu arada Filistin'in önde gelen din adamları, bazı Arap ülkeleri tarafından terör listesine alınan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi'ye destek açıklaması yaptı. Filistinli alimler teröre karşı tavrıyla bilinen Karadavi terörle nitelendirilmeyi değil şeref nişanını hak ediyor ifadelerini kullandı. Bazı Arap ülkeleri ortak bir bildiriyle Katar bağlantılı 12 hayır kuruluşuyla 59 kişinin terör listesine alındığını duyurmuştu. Bu kişilerden biri de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi'ydi. Son olarak Suudi Arabistan'da Karadavi'nin kitaplarının okullardan ve kütüphanelerden acil olarak toplatılmasına karar verildi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar konukları bu kez sanatçı ve sporcular oldu. İftarda bir konuşma yapan Erdoğan, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, projenin bittiğini, yakında merkezin yeniden yapılacağını söyledi. Erdoğan, bu konuda kendilerine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Çok değerli misafirlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanatçı ve sporcularla birlikte iftar yaptı. İftara çok sayıda sanatçı ve sporcu katıldı. Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah'a hamdolsun herhangi bir ölüm söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımına yakında başlanacağını açıkladı. Şimdi inşallah
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni aynı mimari gruba yaptırdık. Proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız. Erdoğan, Taksim konusunda daha önce yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Ülkemize işte böyle bir eseri kazandıran anlayışı, Taksim'deki o sağlıksız ve kesinlikle çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar boyunca yerden yere vurdular. Ne sanatçı düşmanlığımız, ne sanata saygısızlığımız kaldı. Halbuki biz hem İstanbul'a hem de kültür sanat dünyamıza yakışır bir eseri ülkemize kazandırmak için çalıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern bir opera binasının da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmete hazır beklediğini söyledi. 15 Temmuz ve iç güvenlik harekatlarındaki şehitlerimiz sebebiyle maalesef bu opera binamızı asli amacına uygun etkinlikler için şu ana kadar kullanamadık. İnşallah ülke ve millet olarak huzura ulaştığımızda bu salonda Türkiye'nin en seçkin sanatçılarının en güzel konserlerini, gösterilerini, etkinliklerini takip etme imkanı elde edeceğiz. Bingöl'de operasyonların sürdüğü bölgeden yine acı haber geldi. Genç ilçesinde önceden araziye yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir uzman çavuş şehit düştü. Terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesinde başlatılan operasyon sürüyor. Teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu piyade uzman çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Ramazan Aydoğan'ın Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağındaysa yas var. Uzman çavuş Aydoğan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bu arada Genç ilçesinde şehit olan uzman onbaşı Ufuk Demirkıran'la Şırnak'ta şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Ve gazetelerimize geçiyoruz değerli izleyiciler. İlk gazetemiz Yeni Şafak. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde büyük yürüyüş var. 15 Temmuz darbe girişimi, kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik kriz tehditleri ve dünyadaki siyasi çatışmalar Türkiye'yi durduramadı. 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye, 2017 yılının ilk çeyreğinde tüm tahminleri aşarak %5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla %5 arttı. Ekonomistler gayri safi milli hasılanın ilk çeyrekte ortalama %4 artmasını bekliyordu. Bu yükselişte 16 Nisan referandumu sonrasında ekonomideki algının olumluya dönmesi, teşvikler, iç talepteki canlanma ve güçlü ihracat verileri etkili oldu. Bu son rakamla Türkiye 23 AB üyesinden daha fazla büyüdü. G20'de de en iyi performans sergileyen ülke oldu. Hem hükümet yetkilileri hem de ekonomistler büyümenin ikinci çeyrekte güçleneceğine dikkat çekiyor. Büyümenin sinyallerini 3 Haziran'da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'de ekonomide tarihi sıçrama yılı olacak demişti. Ve 6.2 sallandık. Bir diğer haberimiz Karaburun açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye kadar süren şiddetli sarsıntılar İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok kentte hissedildi. Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı. Saat 15.28'deki ilk depremin ardından 20'den fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremin etkisinin en çok hissedildiği İzmir'de telefon hatlarında kısa süreli kesintiler oldu. Can ve mal kaybı yaşanmayan depremin ardından uzmanlar vatandaşlardan hasarlı binalara girmemelerini istedi. Fırat Kalkanı'na ABD sabotajı bir diğer haberimiz. ABD, Suriye'nin kuzeyinde 2200 kilometre karelik alanın teröristlerden temizlendiği Fırat Kalkanı'nı sabote etmek istiyor. Pentagon ve CIA destekli grupların kışkırttığı çatışmalarda Nisan ayından bu yana 70 muhalif savaşçı öldü.
Sultan Murat Tümeni, Ahrar, Şarkiya, Feylak El Şam, Feyç El Evel ve Liva El Hamza ve Ahrar Şam arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Sultan Murat komutanlarından Ebu Hayr Kodatlı Abdullah Şüleys beraberindeki 60 kişiyle Esed'e sığındı haberi de yer alıyor. Bir diğer haberimiz ise ablukanın nedeni ortaya çıktı. Netanyahu ve Sisi gizlice görüştü. İsrail Haaretz gazetesi Körfez'de yaşanan son krizin düğümünü çözecek önemli bir haberi yayınladı. Gazeteye göre İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefet lideri Herzog Nisan ayında gizlice Kahire'ye giderek Mısır'ın junta lideri Sisi ile bölgesel işbirliğini görüştü. Herzog soru üzerine yorum yapamam karşılığını verdi. Evet, Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz değerli izleyiciler. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de yine ekonominin büyümesiyle ilgili haberimiz var. 5 yıldızlı büyüme. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde teşviklerin desteğiyle iç talep ve ihracatla %5 büyüdü. İlk 3 ayda ihracat %10.6, tüketim %5.1 arttı. Türkiye istatistik verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı. Beklentilerin üzerindeki büyümede iç talepteki canlanmanın yanı sıra bir yıl sonra tekrar artıya geçen güçlü ihracat etkili oldu. Başbakan yardımcılarından Nurettin Canikli bu performansa sadece şapka çıkarılır dedi. Mehmet Şimşek de reformlarla bunu pekiştireceğiz. Türkiye tekrar %5 ve üzeri büyüme patikasına oturacak ifadesini kullandı. Ekonomi Bakanı Zeybekçi ise Türkiye'nin AB üyelerinin 23'ünden daha hızlı büyüdüğünü söyledi. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çok kritik ihraç kararı. KHK ile görevinden alınan bir öğretmenin başvurusunu geri çeviren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, OHAL Komisyonu'nun vereceği kararların hukuki güvenceye sahip olacağını ifade etti. Kararda bir iç hukuk yolu olarak tanımlanan OHAL Komisyonu'nun başvuruları değerlendirileceği ve verilen kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kontrolünde olacağı belirtildi. Küçük kızın cesedi komşuda bulundu. Ceylin öfkesi başlığıyla bir diğer haberdeyiz. İzmir Ödemiş'te ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin, torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin evinde ölü bulundu. Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık binayı taş yağmuruna tuttu. Bir çocuk annesi ŞT, "Ceylin yere düştü, öldü, ben de korktum, sandığa sakladım" dedi. Evet, Milliyet Gazetesi'ndeki diğer haberlere bakıyoruz. Yeni AKM projesi hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporculara iftar yemeği verdi. Erdoğan, Taksim'deki AKM projesi bitti, yıkıp yeniden güzel bir eseri İstanbul'a kazandıracağız. Türkiye'de Batı ülkelerinde az rastlanan opera binası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'dir. Bunu yaparken bütün mimar arkadaşlarıma gezdirdim. Aynı anda 2000 kişiyi alabilen opera binasına sahibiz. Maalesef opera binasını 15 Temmuz nedeniyle kullanamadık dedi. Evet, depremle ilgili haber yine bu gazetede de yer alıyor. Ege'de 6.2'lik korku demiş manşette. Başlıkta İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde dün saat 15.28 Richter ölçeğiyle 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem İzmir'in yanı sıra Ege'nin diğer illeri ve Marmara'dan da hissedildi. Can kaybı yaşanmadı. Bazı binalarda ufak çaplı hasar oluştu. Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarında bir kişi öldü. En az 12 kişi yaralandı. Evet, Akşam Gazetesi'yle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Akşam Gazetesi'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sanat ve spor kimsenin tek elinde değil" sözleriyle manşet atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve sanat, sporu belli kesimlerin tek elinde tutma saplantısının her alanda sığlığa yol açtığını" söyledi. Türkiye'de örneğine az rastlanır 2000 kişilik opera binasının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. "Ülkemize böyle bir eseri kazandıran anlayışı, Taksim'deki o sağlıksız ve çirkin yapıyı
yıkarak yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar yerden yere vurdular. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynı mimari gruba yaptırdık, proje bitti. Orayı yıkıp çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız demiş. Bütün engellemelere rağmen çok büyüksün Türkiye. Türkiye ekonomisi darbe girişiminden teröre, kredi derecelendirme oyunlarından uluslararası dalgalanmalara kadar tüm engelleri aştı. %5'lik büyümeyle dünyayı solladı. Türkiye hain darbe girişiminin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan terör örgütlerinin saldırılarıyla boğuştu. Kredi derecelendirme kuruluşları da peş peşe not indirimine gitti. Bunların üzerine küresel dalgalanmalar da eklenince ekonomi için karamsar tablolar çizildi. Kabus bu kez Ege'den vurdu. Türkiye'nin batı kesimleri dün saat 15.28'de depremle sarsıldı. İzmir Karaburun'un 23 kilometre açığında meydana gelen 6.2'lik sarsıntı İstanbul ve Bursa'da dahi hissedildi. Can kaybının olmadığı deprem sonrası bazı evler yıkıldı. Can kaybı yaşanmadı. Evet, Ceylin'in cesedi komşudan çıktı. Son haberimiz. Bu gazetedeki İzmir'de 3 gün önce kaybolan Ceylin'in cesedi komşunun evindeki sandıkta bulundu. Gözaltına alınan katil zanlısı ST ve kocasının iki çocuğunun da 1 yaşındayken hayatını kaybettiği öğrenildi. Evet, akşam gazetesinde yer alan haberlerimiz de böyleydi. Haberlerimizle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, terörle mücadele ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki seçimlerle ilgili haberlerden derlediğimiz kısa kısa bölümümüz gelecek şimdi de ekranlarınıza. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 5-12 Haziran tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında 632 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirilirken 8 örgüt üyesi yakalandı, 14 örgüt mensubu ise teslim oldu. Gençler, panik yapmayın. Paniğe gerek yok. Verilen talimatlara uyun. Şu andan itibaren devletimizin teminat altındasınız. Sırt çantasını kenara bırak. Son bir hafta içinde yakalanan teröristler arasında Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 DH'lı da vardı. Bu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı, zanlının sırt çantasında ise bir canlı bomba yeleğiyle el bombaları ve fünyeler bulunduğu açıklandı. İncelemelerde bulunmak üzere Kilis'teki hudut bölgesine giden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mehmetçik'le iftar da yaptı. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Işık, terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi. Bir taraftan PKK terör örgütüyle uğraşıyoruz ki 35 yıllık mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyoruz. Dün akşam itibariyle 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ki yaklaşık 2 yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10.657 idi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Erzurum'daki bir ilkokulda görev yaparken kanun hükmünde kararnameyle görevinden alınan Gökhan Köksal isimli öğretmenin başvurusunu geri çevirdi. İhraç edilen öğretmenin iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkat çeken mahkeme, kanun hükmünde kararnameyle kurulan OHAL komisyonuna başvurulmasını istedi. Bu karar yaklaşık 20 bin benzer başvuru için de emsal teşkil edecek. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan çatı davasında 4. haftaya girildi. Ankara'da görülen ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın yeni haftadaki ilk duruşmasında sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Fransa'daki genel seçimin ilk turundan Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi galip çıktı. Çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı mecliste bu ittifakın 390 milletvekili çıkarması bekleniyor.
Birleşik Krallık'ta ise geçen Perşembe günü yapılan seçimin ardından Başbakan Theresa May yeni kabineyi oluşturdu. May yaklaşık 2 ay önce Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücümü artırarak girmek istiyorum diyerek erken genel seçim kararı aldığını açıklamış. Seçimde May'in partisi 318 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamamıştı. May'in azınlık hükümeti kurmak üzere kısa zaman içinde diğer partilerle görüşmelere başlaması bekleniyor. Sandıkların kurulduğu bir başka Avrupa ülkesi Kosova'ydı. Erken genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre 3 partinin desteğiyle kurulan PAN ittifakı zaferini ilan etti. Sayın seyirciler, hükümetten bedelli bekleyenlere yanıt geldi. Başbakan yardımcısı Kurtulmuş, bedelli askerlik gündemde yok dedi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık referandumu ile ilgili kararına da Türkiye'nin tepkisini dile getirdi. Engel durmaz aşırız. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen bedelli askerlik konusunda hükümetten yanıt geldi. Bedelli askerlik meselesi biliyorsunuz sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisidir ve gerçekten çok iyi organize olan bir talep grubu var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bununla ilgili açıklamayı Sayın Başbakanımız yapmıştı. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş olan böyle bir teklif yoktur. Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda yoğun bir gündemle toplandı. Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a Kuzey Irak'ın bağımsızlık referandumu kararı da soruldu. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Kuzey Irak yönetimiyle çok yakın bir diyalog içinde çalıştığımızda bütün dünya biliyor. Ama bunlar bir tarafa. Bizim temel tezimiz Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Böylesine bir adımın, Kuzey Irak'ta yapılacak olan bir bağımsızlık referandumunun zaten paramparça olmuş, zaten siyasi sorunları içinden çıkılmaz hale gelmiş olan bölgede karışıklıkların daha fazla artmasına neden olmaktan, yani istikrarsızlığı artırmaktan başka bir sonuç sağlamayacağını da biliyoruz. Bakanlar Kurulu'nda referandumda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası süreçte görüşüldü. Kurtulmuş, uyum yasaları ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Uyum yasaları ile ilgili konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zannediyorum bugünlerde gönderilecek, imzalandı. Evet, Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an'la buluşacaklar. Çocukların 3 ay boyunca yüce kitabımızı ve dinimizin temel değerlerini öğreneceği yaz Kur'an kursları başladı. Kurslarda bu yıl 15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bir etkinlik de yapılacak. Yaz Kur'an kursları kapılarını bir kez daha çocuklara açtı. Yoğun bir eğitim sürecinin ardından çocuklar yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'le dolu bir tatil geçirecek. Sev, sevdir, sevindir kavramıyla çocuklarımızın camileri, mabetleri sevmelerine inşallah İslam dininin en temel esası olan dini bilgileri öğrenmelerine, itikat, ibadet, siyer, ahlak derslerinin yanında Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını ilk ağızlardan öğrenmelerine vesile olacağız. Yaz ayları boyunca 77 bin cami ve kursta 111 bin din görevlisiyle tatil modunda bir eğitim verilecek. Her bir din görevlisi kurs öncesi eğitimden geçirildi. Ayrıca yaz Kur'an kurslarına özel olarak basılan kitaplarda miniklere hediye edildi. Her yavrumuz 2 milyon 200 bin civarında şu anda birinci baskısı yapıldı. Yetmediği takdirde biz hemen ikinci döneme kadar yetiştireceğiz. Efendim dinimi öğreniyorum kitabımız ve bunun etkinlik kitabı her öğrencimizin masasının üzerinde hazır. Şu an. Yaz Kur'an kurslarında miniklere vatan ve millet sevgisi de aşılanacak. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde ise 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere etkinlikler yapılacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, şehitlik kavramları çocuklarımızın anlayacağı düzeylerde şiirlerle, kompozisyonlarla, farklı etkinliklerle şimdiden hocalarımız hazırlıklarını yapacak. Allah nasip ederse 15 Temmuz günü bütün camilerimizde, Kur'an kurslarımızda çocuklarımız, velilerin de katılımıyla beraber bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağız. Kurslar 3'er haftalık dönemler halinde 9 hafta sürecek.
Peki tatile gidecek ailelerin çocuklarının Kur'an eğitimlerinin yarıda kalmaması için ne yapılabilir? Birinci dönemi Ankara'da başlayan bir yavrumuz ikinci döneme Erzurum'da devam edebilir. Böyle bir esnek çerçeve yapısı var bizim programlarımızın. Velilerden bir fedakarlık bekliyoruz. Ne olur izin planlarını bu çerçevede yapsınlar. Yani imam hatiplerimizle, Kur'an kursu hocalarımızla istişare ederek izin planlarını yaparlarsa çok daha verimli olur. Çünkü çocuklarımız yaz Kur'an kursu vesilesiyle namaz surelerini, dualarını, bir takım dini hayatın uygulamalarını burada öğrenecekler. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayına denk gelmesi ise yaz Kur'an kurslarını daha da anlamlı bir hale getirdi. Bu sene son bir nasibimiz Ramazan'da 2 hafta daha yaz kursu yapma imkanımız olacak. Bu yıldan sonra artık Ramazan uzaklaşıyor. Efendim Kur'an ayında Kur'an'la buluşacağız inşallah. Mevsimlik işçi çocuklarına, engellilere, Suriyeli sığınmacıların çocuklarına da özel kurslar açılacak. Böylece hayatın her alanında ve her şarttaki çocuğa dini eğitimin ulaştırılması sağlanacak. Başvuruları bu hafta sonuna kadar yapılabilecek olan yaz Kur'an kurslarında eğitim 18 Ağustos'ta sona erecek. Evet, gazetelerle devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var değerli izleyiciler. Sürmanşette 2 atom bombası gücünde panik haberi var. Ege merkezli 6.2'lik deprem Türkiye ve Yunanistan'ı salladı. Uzmanlar 2 atom bombası gücünde enerji boşaldığını açıkladı. Merkez üssü İzmir Karaburun açıkları olan deprem Midilli adasıyla Ege ve Marmara'daki tüm illerimizde hissedildi. En büyüğü 4.9 olan 24 artçı yaşandı. Vatandaşlar sokağa dökülürken İzmir Valiliği can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. Yunanistan'ın Midilli adasındaysa bir kadın öldü, 12 kişi yaralandı. Diğer haberimize geçiyoruz. Ahlaktan yoksun spor olmaz. Gençlerimiz için birer sembol haline gelmiş olan sporcularımızdan misyonlarına uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Evet, Türkiye'nin gücüyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değil. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Prensip olarak sanatçıların devlet memuru olmasını dahi doğru bulmuyorum. Ve belediyelerin kültür sanat skora değil niteliğe yönelmesi gerekiyor demiş bu haberde de. Evet, diğer haberde yine 10 yaşında hayatını kaybeden Ceylin'le ilgili bir haber var. Başlık: Kayıp Ceylin'den kahreden haber. İzmir'de 2 gün önce parkta oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin'in cesedi komşusu ŞT'nin evindeki sandıktan çıktı. İki çocuğunu kaybettikten sonra bunalıma girdiği öğrenilen ŞT ile kocası gözaltına alındı. Olayı haber alan mahalleli çiftin evini taş yağmuruna tuttu. Polis kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı diyor. Bir diğer haberimiz ise şapka çıkartan büyüme. AK Parti hükümetinin sağladığı istihdam ve vergi teşviklerinin desteğiyle iç talep ve ihracat öncülüğünde beklentilerin üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisi, küresel ortalamaları aştı. %5 büyümeyle Türkiye OECD ve G20'nin en hızlısı oldu. Evet, Star'dan sonra Sabah'la da devam edelim. Sabah gazetesinde de yine böyle büyümeye şapka çıkarılır haberi var. Ne FETÖ darbesi, ne PKK hainliği, ne de üst akılın sinsi planları Türkiye'nin şahlanışını durduramadı. Ekonomi ilk 3 ayda %5 büyümeyle dünyayı kıskandırdı. Türkiye ekonomisinin büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde bütün tahminleri aşarak %5'e ulaştı. İstikrar ve güvenle gelen bu performans Türkiye'yi dünyanın en hızlı büyüyen ilk 5 ülkesi arasına soktu. 2016'daki darbe girişimine rağmen ekonominin gösterdiği bu müthiş sıçrama dünyaya parmak ısırttı. Türkiye AB ülkelerinin 23'ünden de daha hızlı büyüdü. G20'de de en hızlı büyüyen 3. ülke oldu. Çarpıcı büyümeyi değerlendiren siyaset ve iş dünyası şu ortak görüşte birleşti. Hükümetin reformları, teşvikleri ve doğru politikalarıyla ekonomide yeniden bir atılım dönemi başladı diyor haberimizde.
Evet, yine deprem haberi Sabah gazetesinde de yer almış. Ege'nin yüreği ağzına geldi başlığıyla. Ege Denizi'nde dün saat 15.28'de merkez üssü Karaburun ve Midilli Adası açıkları olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir ve çevre illerde panik yaratan sarsıntı İstanbul, Bursa, Çanakkale hatta Atina'da hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 4.9 olan onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Midilli Adası'nın en güneyindeki bazı evler yıkılırken enkaz altında kalan bir kişi de hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Evet, bir başka habere bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden FETÖ'ye hukuk şamarı. KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararla Köksal'ın OHAL komisyonuna başvurması gerektiğini belirtti. Kararda OHAL komisyonunun vereceği kararların hukuki güvenceye sahip olacağı da ifade edildi. Diğer gazeteyle devam ediyoruz. Gazetemiz Hürriyet. Hürriyet'in sürmanşetinde de Türkiye'nin desteğini unutmayız diyor. Katar emirinin kız kardeşi Prenses Essani, Hürriyet'e ülkemize uygulanan ablukada Türkiye'nin yaptığı iyiliği unutmayacağız dedi. Katar'da sanat kurumlarının ve müzelerin başında bulunan Katar Prensesi Şeyha El Mayassa Essani ile bir sergide sohbet ettik. Essani, Suudi Arabistan'ın başını çektiği 6 körfez ülkesinin Katar'la ilişkilerini kestiği bir dönemde Türkiye'nin Katar'a yaptığı desteği övdü. Türkiye'nin ve Türk halkının dostluğunu asla unutmayacağız dedi. Evet, Ceylin isyanı yine Hürriyet gazetesinde de yer almış. 3 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük kızın ölü bulunduğu evin sahibi bir çocuk annesi ŞT ilk ifadesinde Ceylin yere düştü, öldü, ben de korktum, sandığa sakladım demişti. Diğer haberlerle devam edelim değerli izleyicilerimiz. Evet, 6.2 sokağa döktü diyor. Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir Karaburun 23 kilometre açığı olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İzmir başta olmak üzere Balıkesir'den İstanbul'a, Çanakkale'den Edirne'ye birçok ilde hissedildi. Özellikle Ege sahilinde yaşayan vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sanatçı ve sporcularla iftar yaptı. AKM yıkılacak başlığıyla bu haberde yer alıyor. Tarabya Köşkü'ndeki iftarda konuşan Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'ne de değindi. Taksim'deki o sağlıksız ve çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediğimiz için uzun yıllar boyunca yerden yere vurdular. Harbiye Kongre Merkezi'ni yapan mimari gruba AKM'nin projesini yaptırdık, bitti. Yıkıp bu eseri İstanbul'umuza kazandıracağız dedi. Evet, Hürriyet gazetesi de ekonomideki büyüme haberine yer vermiş. Büyümede %5 sevinci demiş. Ekonomistlerin %4 seviyesindeki beklentisinin aksine Türkiye ilk 3 ayda %5'lik bir oranla büyüme kaydetti. Büyümeye en büyük katkı vatandaşla devletin tüketiminden geldi. Yıl sonu beklentisi ise %4.4'ün üstüne çıktı. Evet, Hürriyet gazetesinde bir önemli haber daha var. Almanya Schengen'i bir ay askıya aldı diyor. Almanya, Hamburg kentinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne önlem için Schengen vizesini askıya aldı. 11 Temmuz'a kadar sürecek uygulama havalimanından girişleri etkilemeyecek. Karayoluyla da demiryoluyla da ülkeye girenler pasaport kontrolüne tabi tutulacak. Evet, Hürriyet gazetesinde yer alan haberlerimiz de böyleydi değerli izleyiciler. Sayın seyirciler, İslamofobik nefretin örnekleri ABD'de bir kez daha ortaya çıktı. İslam karşıtlığı ve ırkçılığıyla bilinen birçok grup ABD'nin birçok kentinde eş zamanlı eylemler düzenledi. Bu eylemlere Müslüman grupların temsilcileri ve Trump karşıtlarının oluşturduğu yüzlerce kişilik daha kalabalık bir protestoyla cevap verildi.
İslam karşıtlığı ve ırkçı tavrıyla bilinen Act for America grubunca Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde İslam karşıtı eylemler düzenlendi. Gösterilerde Amerikan bayraklarının yanı sıra İslam'a hakaret içerikli pankartlar da açıldı. Ancak karşıt görüşlü Amerikalıların bu grubun üyelerine cevabı daha büyük oldu. İslam ve Müslüman karşıtlarına cevap niteliği taşıyan ve daha geniş katılımlı yürüyüşler yapıldı. Çeşitli kentlerdeki gösterilere Müslüman grupların temsilcilerinin yanı sıra Trump yönetimine karşı çıkan ve Müslümanlara destek veren çok sayıda Amerikalı da katıldı. Gösteride mülteciler buraya hoş geldiniz, hepimiz Müslümanız, hepimiz göçmeniz gibi sloganlar atıldı, Müslümanlarla dayanışma içindeyiz yazılı pankartlar taşındı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İslam karşıtı gösteriler son aylarda hızla artarken birçok eyalette Müslüman kadınların başörtüsü sebebiyle hakarete maruz kaldığı, camilere saldırılar düzenlendiği belirtiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde görev yapan tüm din görevlileriyle her mümine ulaşmak ve İslam dininin güzelliklerini anlatmak için adeta bir seferberlik içinde çalışıyor. Buna örnek oluşturan iki çalışmanın haberini getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Siirt Müftülüğü yalnızca Kürtçe ya da Arapça bilen Müslümanları da göz önünde bulundurarak 3 dilde vaaz ve irşat faaliyeti başlattı. Din görevlileri özellikle terör mağduru vatandaşlarla Suriyeli sığınmacıların bulunduğu noktalardaki camilerde vaaz ve hutbeleri Kürtçe ve Arapçaya çeviriyor. Önünde bulundurarak 3 dilde vaaz ve irşat faaliyeti başlattı. Din görevlileri özellikle terör mağduru vatandaşlarla Suriyeli sığınmacıların bulunduğu noktalardaki camilerde vaaz ve hutbeleri Kürtçe ve Arapçaya çeviriyor. Türkçeyi bilmeyen kardeşlerimiz varsa önce Türkçe vaaz ettikten sonra yaptığımız vaazın Kürtçe bir özetini de onlarla paylaşıyoruz. Bir de genelde Arapça'da bilen kardeşlerimize zaten genelde vaazlarımızda Arabi metinleri de paylaşmaktayız. Diyanetin din hizmetini toplumun her kesimine ulaştırma gayretine bir örnek de Erzincan'dan. Kentte işitme engelliler için işaret diliyle cuma hutbesi başlatıldı. Engelli kardeşlerimizin kurmuş olduğu derneğin başkanı olan Mehmet Ali Yeniçeri kardeşimizin vesilesiyle bundan sonra Terzi Baba Camii'nde bu kardeşlerimizle buluşacağız ve onların da vaaz ve hutbeleri anlaması için Mehmet Ali Bey'in vesilesiyle onlara da bu hizmeti sunmuş olacağız. Diğer kardeşlerimizi de cuma günleri özellikle Ramazan ayında bu camide bekliyoruz buluşmak üzere. İl Engelli Koordinatörü Fatih Karakaş'ın koordinesinde işitme engelliler için Kur'an kursları da açılacak. Bu kardeşlerimiz için de bir projemiz var. O da inşallah kısa zamanda gündeme gelecek. Engelli kardeşlerimiz için bir Kur'an kursu yapılacak Allah izin verirse. Bu projemiz kabul edildi. Kalkınma Bakanlığı'na sunuldu. Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş'ta okuyan yabancı üniversite öğrencileri için iftar sofrası kurdu. Şimdi o iftardan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenciler Türkiye Diyanet Vakfı'nın iftar sofrasında buluştu. İslam coğrafyasındaki ateşi söndür Allah'ım. Amin. Buluşmanın adresi Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'ydi. 65 öğrenci orucunu il müftüsüyle beraber yer sofrasında açtı. Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubemiz olarak dünkü iftarı kardeşlerimizle birlikte aynı sofrayı paylaştık. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bize de böyle bir imkan sağladı. Öğrenciler daha sonra cemaat usulü teravih namazı kıldı. Ve gerçekten çok mutlu olduk. Burada İslam kardeşliğinin bereketini, huzurunu hep beraber yaşadık. Diyanet Vakfı ve bizim il muftülüğü desteğiyle bu güzel sofra üzerinde inşallah bizi buluşturdu. Bir ara geldiğimizde bu Müslümanların kardeşliğini, samimiyetini güçlendiriyoruz. İnşallah yine de teşekkür ediyoruz. Ve basında Diyanet bölümüyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bugünkü ilk gazetemiz Milat Gazetesi'nden bir haber. Şırnaklılar Kur'an ziyafetiyle coştu diyor haberin başlığında.
Şırnak'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayında yürütülen irşat programı kapsamında vatandaşlara 3 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Vali Kamil Acun Külliyesi'nde yatsı namazından önce düzenlenen etkinlikte görevlendirilen ünlü hafızlar değişik makamlarda Kur'an-ı Kerim okudu. Ve 81 ilde Kur'an ziyafeti sunuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Fikret Gül etkinlikte yaptığı konuşmada Ramazan ayında Kur'an hafızlarıyla birlikte ülkenin her yerinde irşat programları düzenlediklerini söyledi. Kurulan 4 ekiple Ramazan ayı boyunca 81 ilde Kur'an ziyafeti sunulduğunu aktaran Gül şunları kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığımızca ülkenin her yerinde Ramazan ayındaki irşat programları kapsamında Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuyoruz. Bugün Şırnaklı vatandaşlarımıza bunu inşa etmeye çalıştık. Çok güzel bir alaka ve ilgi gördük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetimiz hali hazırda ülkenin dört bir yanında sürüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da sürecek. Evet, bir diğer gazetemiz Milli Gazete. Milli Gazete'nin haberinde camiler çocuklarla şenlendi başlığı var. Antalya'da Yaz Kur'an Kursları açılış programı çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. İl müftüsü Artan camilerimiz sesleriyle cıvıl cıvıl olan çocuklarımızla şenlendi. Evet, Antalya Müftüsü Osman Artan Yaz Kur'an Kurslarının açılmasıyla kentteki camilerin çocukların sesleriyle şenlendiğini söyledi. Hüseyin Alanyalı Camisi'nde Yaz Kur'an Kursu açılış programına çok sayıda çocuk ve veli de katıldı. Evet, program öncesi caminin içi ve dışı çocuklar için balonlar ve değişik malzeme ile süslendi. İl müftüsü Artan programa katılan çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklardan Kübra Miraç Aydemir annesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldiğini söyledi. Evet, kursa katılan çocuklara hediyeler de verilmiş bu arada değerli izleyiciler. Cami dışında çocuklara dondurma dağıtan müftü Osman Artan yaptığı açıklamada 2200 cami ve 700 Kur'an kursunda yaz dönemi kurslarının bugün itibariyle başladığını da ifade etti ve camilerimiz sesleriyle cıvıl cıvıl olan çocuklarımızla şenlendi. Şunları da söylemiş, çocuklarımızı camiye kazandırmak, onları camiyle buluşturmak ve camiyi sevdirmek için onlara hediyeler veriyoruz dedi. Diriliş postasındaysa şehitlere hediye her ay bir hatim başlığı yer alıyor. İstanbul ili Öncü İmam Hatip projesi kapsamında birinci olan Küçükçekmece Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu eğitim ve öğretimi okul dışında gerçekleştirdiği aktivite ve projelerle desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen her ay bir hatim projesiyle okul içinde düzenlenen hatim programlarını okul dışına da taşıyarak eğitim öğretimi sosyal hayatla bütünleştirmek, çocuklara Kur'an-ı Kerim okumayı sevdirmek ve bu amaçla uygulanan proje öğrenci ve veliler tarafından da büyük ilgi gördü diyor haberde. Evet, diğer bir haberimiz ise Sydney'de binlerce kişiye iftar veriliyor. Avustralya'nın Sydney kentindeki Bonnie Creek camisinde 7 yıldır verilen iftarlara her yıl yaklaşık 3000 kişi katılıyor. Avustralyalı Türkler tarafından 1990 yılında yaptırılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyetler gösteren Bonnie Creek Camisi son 7 yıldır sponsorların ve cami derneğinin de desteğiyle her gün camiye ait yemekhanede halka açık iftar veriyor. Bonnie Creek Türk İslam Kültür Derneği yönetimindeki camiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen aşçının hazırladığı iftarlarda Ramazan boyunca yaklaşık 3000 kişi ağırlanıyor. Cami imamı Osman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'den çok uzak bir coğrafyada her gün birlikte iftar açmaktan ve Ramazan'ı cami çatısı altında ailece yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Evet, Yeni Asya gazetesinde de yine bizimle ilgili bir haber var. Asırlık ahşap cami ibadete açıldı diyor. Bursa'nın İznik ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen ahşap cami restorasyonunun ardından ibadete açıldı. Bursa'nın İznik ilçesindeki 2 asırlık ahşap cami yeniden hizmet vermeye başladı. İnikli Mahallesi'nde 1800'lü yıllarda inşa edilen cami, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan,
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı törenle ibadete açıldı. Evet değerli izleyicilerimiz, basında yer alan haberlerimiz de böyleydi. Şimdi bugünün gündemiyle ilgili haberler de verelim size. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de bir konuk ağırlayacak. Erdoğan, Bulgaristan'ın başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek. Ve bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik diplomatik tecrit ve ambargosu sürüyor, gelişmeler takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları yapılacak. Mecliste grubu bulunan partiler gündemdeki konuları değerlendirecekler. Evet, gündemi de verdikten sonra biz de kendi gündemimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.